küresel pazar haberlerimize bu hafta da devam ettirdik. Pazarda yüzler yine gülmüyor. Satıcılar hava şartlarından dolayı ürün olmadığını, bu yüzden fiyatların yüksek olduğunu savunurken, alıcılar da aracıların fiyatları yükselttiğini söyledi. Merhaba, neler aldınız? Portakal aldık. Ne kadar fiyatlar uygun mu? 3.10. 3.10. Yani uygun mu sizce bu fiyatlar? Geçen haftaya göre biraz pahalı. Geçen hafta mı ya? 3 liraydı. Ha, biraz fiyatlandı. Bu hafta 50 kuruş artmış. Fiyatların artışının sebebini... Ben bilemedim ya kuzum ya. Ben de şaşırdım. Abi yiyebiçemiyoruz. Çok pahalı. Her şeyden, gübreden, mazottan, dotuvede yani 7'den 70'e zam var. Evet. Alıp yiyemiyoruz. Çok pahalı hayat. Ne zaman iner bunlar, bir fikriniz var mı? Bunların inmesi mümkün değil. Ben 40 senedir esnafım. Ne indi, ne indi? Bir sürü dükkan kirası veriyoruz. Mümkün değil. 100 lira para kazanmayız esnaf olarak. Bütün zaten marketlere girdik mi bitiriyor marketler bizi. Pazar zaten öyle. Meyve, sebze, gıda maddesi. Abi burada şimdi alan da memnun değil, satan da memnun değil. Fiyat satan memnun da alan memnun değil. Satan memnun satan mu? Aracı var. Aracı. Aracıyı aradan almak lazım. Aracıyı almadan sonra bu işler devam eder. Aracı giderse fiyatlar düşer. Fiyatlar yükselir. Abi fiyatlar neden pahalı sizce? Mal yok abi, mal. Mal üretmemenin sebebi nedir, üretimin durumu? Hiç üretimle alakası yok bunun. Bu sene yağışlar bol gitti. Bak yağışlar bol gitti bu sene. Tarlaları sel vurdu. Finike'yi tolu vurdu. Sel vurdu derken olacağı bu abi bunun. Ya doğal olaylar diyorsun. Tabii canım, bunun şeyle yetiştirmeyle alakası yok ki. Anladım. Geçen sene ben göveri burada 2 milyon liraya satıyordum. Göveri. Kimse almadı. Kışın bir çuval soğan alır yerin diyordu. Bu sene göveri 20 liraya 5'er kilo alıyorlar. Ekecekler. Peki abi burada şimdi müşteri de pazar yerinde müşteri pek memnun değil fiyatlardan. Evet. Ama satan da memnun değil. Satan memnun olunca mal pahalı. Hı. Bunun sebebi arada bir aracı var. Hiç alakası yok. Anladım, da hiç alakası yok. Aracıyla alakası yok ama bunun. Anladım. Aracıyla alakası yok. Biz daha 3 liraya alıyoruz mesela diyelim patatesi. 4 liraya satıyor. Yani bunun aracıyla ne alakası var ama. Yerine geçsen 2,5 lira. 50 kuruş adam zaten masrafı var 3 lira. 3 lira alacaksın, biz de 4 satacağız buradan. 1 lira bizim hakkımız zaten normalde. Ya bunun şimdi düzenli ama bunun hiç para yetiştiriciyle bilmem şeyle alakası yok. Mal yok, mal pahalı. Mal yoktu, doğal olaylar. Tabii canım, dün halde patlıcan 12 lira da abi. Kaç satacağım ben buraya gelsem? Daha ikinci patlıcanı 8 liraya aldım. 10 liraya satayım yani. Bunu da koydum %20 kar. Bunun yarısını satarsın, yarısını dökersin yani. Bizim iş böyle abi.